Evet. Evet. Kısa metin okuyacağız. Onun üzerinden bazı şeyleri değerlendirmeye çalışacağız. Çoğu insan kimliğinin, benlik duygusunun son derece değerli bir şey olduğunu ve onu yitirmek istemediğini hisseder. İşte bu yüzden insanlar ölümden korkarlar. Neden? Çünkü ölümün benlik duygusunu, kimlik bilincini ortadan kaldıracağını zannederler. Benim artık var olmayabileceği hayal edilemez ve insana korkutucu gelir. Yani yok olmak korkutucu gelen bir şeydir. Ama siz o değerli beni isminizle, formunuzla, onunla ilişkili bir öyküyle karıştırırsınız. Aslında ölümle giden veya ölümle ortadan kalkan şey geçici formlardır. Geçici olan kimliklerdir. O ben bilinç alanındaki geçici bir oluşumdan daha fazla bir şey değildir. Yani bizim şu anda kendimiz olarak algıladığımız, ben diye tanımladığımız şeyler aslında sonsuz ve sınırsız varlık alanında ortaya çıkan geçici durumlardır. Bunlar aslımız değildir, kalıcı değildir. Eğer özümüzü bir okyanusa benzetirsek, günlük hayat içinde veya şu yaşam formunda ortaya çıkan şeyler o okyanusta ortaya çıkan dalgalar gibidir. Dalgalar her zaman olacaktır ve her zaman değişecektir. Bir dalga büyük bir yüksekliğe çıkar, daha sonra durulur. O dalga artık ölmüştür. Ama okyanus doğal ve hakiki haliyle kalmaya devam eder. O yüzden bütün kadim öğretilerin insana hatırlattığı şey, birincisi sen kimsin, ikincisi ise ölen nedir sorusudur. O yüzden aslında ölümle gerçek anlamda yüzleşmek, daha doğrusu ölümün ne olduğunu hakiki olarak keşfetmek aslında insanoğlu için çok değerli bir şeydir. Fakat insan ya buna çok kısa ve çok hızlı bir şekilde cevap veremez, ya canı sıkılır, ya tırnak içinde duygusal olarak bakar, kendini kötü hisseder. Ve bunlara bağlı olarak bunlar üzerinde düşünmekten veya ölümü anlamaya çalışmaktan kaçınır. İnsanoğlunun en yaygın eğilimi budur. O yüzden aslında benliğimiz, mevcut geçici benliğimiz ölümü düşünmekten veya ölüm üzerine düşünmekten, ölümü anlamaya çalışmaktan kaçınır. Buna hızlı ve pratik bir cevap veremediği için ve bu konu üzerinde tefekkür etmek ona kendisini kötü hissettirdiği için hızlıca o alandan kaçınmaya çalışır. Halbuki aslında ölüm üzerine düşünmek insana ölümün temas edemediği veya ölümün öldüremediği bir şeyin olduğunu da idrak ettirir. Yani ölüm üzerine düşünürsek veya ölümü anlamaya çalışırsak aslında aynı zamanda şunu da anlayabiliriz. Ölümün öldüremediği bir şey var.
ölümün dokunamadığı bir şey var. Ölümün yok edemediği bir şey var. Ölümün dönüştüremediği, değiştiremediği, bozamadığı, yıkamadığı, ortadan kaldıramadığı bir şey var. Aslında bu bize aynı zamanda bunu fark ettirmeye dönük bir aydınlanma da sağlayabilir. Ama tabii ki ölümle ilgili mevcut birikimimiz, toplumsal anlamda duyduğumuz şeyler bazen ölüm üzerinde daha saf bir bilinçle tefekkür etmemizi engelleyebiliyor. Ancak şunu unutmamak gerekir. Geçici ve değişken tarafımız gerçek kendimiz değildir anlayışına yaklaştığımız ölçüde aslında ölümün ne olduğunu, bizden ne aldığını ve bizden neyi alamayacağını da o zaman anlamış oluruz. Dolayısıyla aslında bende değişen şeyle değişmeyen şey arasındaki ayrım noktasına geldiğim zaman aslında ölümü anlayacağım. Ve o zaman ölüm bir şeylerden ayrıştığım bir sürece dönüşür. Gerçek anlamda bir şeylerden ayrıştığım bir farkındalık haline gelir. Ancak bunu gerçekten kendim ile kendim olmayan şey arasındaki ayrımı yapabildiğimde fark edebilirim. Örneğin ben ilişkilerim olmadığını anladığımda, ben duygular, düşünceler, bu dünyadaki tecrübelerden ibaret olmadığımı anladığımda ama bütün bu deneyimleri de gözlemleyen, tecrübe eden biri olduğumu anladığımda o zaman aslında Kur'an'ın da bahsettiği bazı şeyleri daha iyi anlayabiliriz. Mesela kutsal metin der ki işte onlar cennette oturur, karşılıklı sedirlerde geçmiş olan şeyler üzerinde sohbet ederler. Ama şunu unutmamak gerekir bu gibi ayetleri okuduğumuzda. Ben bu dünyada yaşadığım tecrübelerden mi oluşuyorum? Beni var eden veya ben dediğim şey bu dünyada yaşadığım deneyimler midir? Ben bu deneyimlerin oluşturduğu bir varlık mıyım? Acaba bütün ilişkilerimden, yaşadığım bütün deneyimlerden soyutlandığımda geriye bir şey kalır mı? Bu önemli bir sorudur ama bu soruya böyle hemen cevap vermeye çalışmamak gerekiyor. Yani çünkü bu sorunun cevabı bir kelime, bir cümleyle tanımlanacak bir cevap değildir. Bunun cevabı aslında sizin varlık bilincinde derinleşmenizle oluşacak bir cevaptır. Sizin varlığınızın köklerine, kaynağına doğru yol aldıkça fark edeceğiniz bir şeydir. Aksi takdirde sürekli olarak bir kısım sorulara sözel cevaplar vermeye çalışmak bize çok şey kazandırmayacaktır. Sadece sözel bir cevabımız olacaktır. Mesela işte ölüm son değildir diyeceğiz ama bunu gerçekten idrak etmek, gerçekten farkına varmak, gerçekten ölümle ölmeyen bir tarafın olduğunu fark etmek ama ölümle ölen bir taraf olduğunu da ayırt etmek. Örneğin bedeninle olan ilişkin açısından bu çok önemli bir şeydir. Mesela biz gerçekten ölümün ne olduğunu hakikaten anlayabiliyor olsaydık
bedenimizle, yani kullandığımız bedenle ilişkimiz de farklı olacaktı. O kadar onun üzerine odaklanmayacaktık. Onun üzerinden o kadar kendimizi tanımlamayacaktık. Kendimizi ifade ederken o kadar bedene odaklı bir şekilde kendimizi görmeyecektik. Dolayısıyla aslında ölüm bize çok daha derinde bir farkındalık kazandırabilir bir konudur. Doğru yerden bakabilirsek, korkmadan bakabilirsek. Yani ölüm benden ne istiyor? Ölüm benden neyi alabilir? Ölüm neye isabet eder? Bunları ayırt edebilirsek aslında bizim için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır. Hatta bununla ilgili güzel bir menkıbe vardır. Bir aydınlanmış, bir bilge, bir ermiş işte ölüm meleğiyle karşılaşır. Ve ölüm meleğine der ki ben zaten bedenimi bırakıyordum. Sen de al bu bedeni kaynağına götür. Ve ölüm meleğine bedenini teslim eder. O yüzden aslında biz ne yapıyoruz? Ruhumuzu neye teslim ediyoruz? Azrail'e mi, Allah'a mı teslim ediyoruz? Bunu düşünmek bile çok anlamlı ve güzel bir şeydir. Bizler ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ölüm meleği bir hatırlatıcıdır hakiki insan için. Gerçek teslimiyetin ona tarihini ve gerçekliğini ifade eder. O yüzden ölüm meleği kamil insanlar için müjdeleyici bir melektir. Ama biz ölüm meleği deyince bir korku hissediyoruz, değil mi? Hani Azrail'le karşılaşmak diye bir tırnak içinde bize hep olumsuz hisler uyandırıyormuş gibi gelen bir kavram vardır yani. Azrail'le karşılaşmak. Halbuki Azrail ne kadar mübarek bir melektir. Ne kadar soylu bir melektir. Sana bu dünyada kullandığın bir kısım şeylerden ayrışma zamanını hatırlatır. Hani hazır mısın? Sana hazırlanmış olduğun bir şeyle ilgili bir hatırlatmada, bir müjdede bulunur. Ama eğer ölümden kaçıyorsan o zaman ölüm meleği sana bir müjde vermiş olmaz. Sana korkacağın bir haber vermiş gibi görünür. Sana kaçınacağın bir şeyden bahsediyormuş gibi gözükür. O yüzden insanın ölüm karşısındaki bilinci onun bu gibi konulardaki de aynı zamanda idrakini şekillendirir. Farkındalığını belirler. Ama ölüme mertçe bakamıyorsan, sürekli ondan kaçarak yaşıyorsan veya ölümün alıp götürdüğü şeyi kendi varlığının bir parçası olarak görüyorsan, o zaman ölüm sana korkutucu gelecektir. Peki ölüm kime korkutucu geliyor? Neyle özdeşleştiğimizde ölüm bize kaçınılması gereken bir şey, görülmemesi gereken bir şey gibi gelir? Bunları bu bağlamda sorgulamak önemli. Evet. Gerçek ben bizim bugün hikaye olarak anlattığımız olguların şekillendirdiği bir şey değildir. Yani işte doğum tarihim, okuduğum okul,
ailem, aile hikayem, mesleki hikayem, ilişkilerim, ilişkilerimde yaşadığım şeyler, hani ben hep hatırlatıyorum. Hani modern psikoloji bizi hep o hikayenin üzerinden tanımlamaya, götürmeye çalışıyor. Biz zaten o hikayeyle biraz özdeşleşmişiz. O da bizi o hikayenin özdeşleşmesini daha çok sokabiliyor. Gerçek ben dediğimizde aslında biz çoğunlukla bir hikayeden bahsediyoruz. Doğumunla başlayan, aile dinamiklerinle ilerleyen, eğitim hayatınla gelişen, mesleki sürecinle devam eden bir hikayeden ibaretsin. Yani ben kimim dediğinde, bana kendini anlat dediğinde hatırımıza gelen şeyler bunlar. Kamil insana bana kendini anlat dediğinde peki o ne anlatır? Hani hep böyle bazen zıttından hareket ederek bir şeyleri tanımlamaya çalışıyoruz. Mesela bir düşünün. Gerçekten kendini bilen bir insan. Ben bazen işte böyle kamil insan, ermiş insan, aydınlanmış insan gibi kavramları kullansam da aslında son tahlilde ifade etmeye çalıştığım şey kendini bilen insandır. Ama bakın bu kendini bilen insan dediğimizde bile aklımıza ne geliyor? Davranış, tutum, nerede nasıl davranacak, işte nasıl biri olduğunu düşünüyor, davranış, düşünce ve duygu alışkanlıklarının farkında mı? Böyle bir şeyden bahsettiğimizi zannediyoruz. Kendini bilen insan, hikayesiz bir şekilde kendini fark eden insandır. Çünkü gerçek kendiliğin bir tarihi yoktur arkadaşlar. Gerçek kendimin bir tarihi yoktur. Gerçek kendimin bir bedeni yoktur. Gerçek kendimin ilişkilerle oluşan bir yanı yoktur. İlişkileri vardır ama ilişkileriyle oluşan bir tarihi yoktur. Hani cinsiyeti yoktur, bedeni yoktur. Ama bakın bizler bundan çok uzak bir yerde duruyoruz. O yüzden birçok şeyi anlayamıyoruz. O yüzden ayet Allah'tan geldiniz ona döneceksinizi anlamıyor. Hani en fazla Allah'a dönecekmişiz. Peki nasıl ona aitsin? Ondan geliyorsun veya onun içinsin? Onunlasın. Bunları anlamıyoruz. Ona döneceksem, eğer bu bir dönüşse, bunun bir öncesi vardır değil mi? Mesela yurda dönüyorsun. Demek ki yurttan bir yolculuğa çıkmışsın. Allah'a dönüyorsak, ondan bir yolculuğa çıkmışız demektir. Ondan başlayan bir yolculuğa sahipsin. Peki ondan başlayan yolculukta senin doğum günün var mıydı? Ondasın. Ondan başlayan bir yolculuğun var. Şunu söyleyebilirsin. Bir bedene büründüğüm tarih şu, değil mi? Mesela doğum günümüzü bir bedene büründüğümüz tarih olarak algılamalıyız. Yoksa doğum günümüz değil. Bir bedeni kullanmak üzere bir bedene bürünmüşsün. Bir bedenin tecrübesini yaşamaya başlamışsın. O yüzden aslında kavramları bu anlamda yeniden üretmek zorundayız bir anlamda. Ya bugün herkes doğum gününü kutluyor. Acaba neyi kutluyorsun? Hiç düşündün mü? Hani evet, bedenden doğduğum bir gün var. Bedeni tecrübe ettiğin, bedene büründüğün bir tarih var. Bu kötü bir şey mi?
kötü değil. Ama doğum gününü bedeninle özdeşleştiğin gün gibi algılarsan bu problematik bir şeydir. Yani iyi ki doğduğunu ne olarak algılıyorsun? Kendini beden olarak tanımlayıp bunun üzerinden mi bir doğum günü tanımı yapıyorsun? Veya doğum günümüz nedir mesela, değil mi? Biz doğum günümüz deyince neyi kastediyor olmalıyız? Bunu nasıl anlamalıyız? Aksi takdirde her şey bize yanlış ve sahte bir şekilde öğretildiği gibi kalır. Mesela ben doğum günümü öyle bir kutlamalıyım ki her doğum günümde bedeni fark etmeliyim, ilişkilerimi fark etmeliyim, aile dinamiklerini fark etmeliyim. Fakat aynı zamanda doğmadan önceki varlığımı da fark etmeliyim. Doğum gününü fark ediyorsan aynı anda doğmadan evvelki varlığını da fark etmelisin. Ben bugün doğdum diyelim, bugün bedeni bedene bürünerek dünyaya ilk nefes alıp verdiğim gün. Peki doğmadan evvel, yani doğmadan evvel anne karnındayım anlamında değil, daha eski, yüz binlerce yıl evvel, anlatmak için bunu söylüyorum. On binlerce yıl evvel, yani doğmadan evvel, yani anne karnında da bedene bürünmeden evvel neydim, neredeydim? Bu varlık bilinci nereden geldi? Bu yolculuğu fark etmek, bu yolculuğun ayırdına varmak bütün kadim bilgeliklerin hatırlattığı bir şeydir. O yüzden doğum gününü hatırlamak, bedensiz olarak varlığını da hatırlamak şartıyla kutlayacağım bir şeydir. Yoksa bedenden bağımsız olarak varlığını hatırlamadan kutladığın doğum günü seni sahte benliğine, geçici benliğine, ilişkilerine, bedenine daha çok özdeşim noktasına götürecek bir durum olacaktır. Halbuki her doğum günümüzü Tanrı'da olduğumuz anı, hatırlama anı olarak algılamalıyız. Bu dünyaya geldiğim an aslında bana aynı zamanda bu dünyadan bağımsız olarak, bu bedenden bağımsız olarak, bu ilişkilerden bağımsız olarak kendimi hatırlamaya çalıştığım bir an olmalı. Benim bir yorumuma göre, Kur'an'da bir ayette geçer, emin değilim ama Vaka suresinde olabilir. Yıldızların mevkilerine yemin olsun mealinde bir ayet vardır. Peygamberimizin de benim ashabım yıldızlar gibidir gibi bir ifadesi vardır. Yine bazı evliya zatların böyle bazı kişiler için kullandıkları mecazi bir ifade vardır. Derler ki, o gökte bir yıldızdır. Bu aslında çok önemli bir şeye işaret ediyor. Nedir bu? Yıldızların mevkilerine Allah yemin ediyor. Gerçekten diyor, eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir. Şimdi tabii ki bu ayeti en zahiri düzeyiyle bildiğimiz gökyüzündeki yıldızlar olarak alabiliriz. Bu hiç de yanlış bir şey değildir. Fakat ayetin mana katmanlarına dayalı olarak baktığımız zaman bu yıldızlar aslında Allah'ın sonsuz ilmindeki varoluş
hallerimizi de ifade eder. Yani sen Allah'ın sonsuz ilminde yine orada bir belirlenim vardır. Yani bir tanım vardır. Bir ne diyelim, bir kimlik vardır deyim yerindeyse veya bir ayrışma vardır. Fakat bu ayrışma ruhsal düzeyde bir ayrışmadır. Ruhsal düzeyde bir imkanın ifadesidir. Ve aslında her birimiz, her bir insan Allah'ın sonsuz ilminde bir manaya işaret eder. Her birimizin Allah'ın sonsuz ilminde bir belirlenimi vardır. Ve biz aslında o belirlenimden yolculuğumuza başlarız. Bu yeryüzüne ineriz. Bu yeryüzüne inerken birçok farklı alemlerden bir şeylerle giyiniriz. Yani Yunus Emre'nin ifadesiyle örneğin işte bu dünyaya gelirken ete kemiğe bürünürüz. Birçok şeye bürünerek bu yeryüzünde görünür hale geliriz. Biz nereden yolculuğa başlıyoruz? Allah'ın sonsuz ilmindeki belirlenimden başlıyoruz. İşte bunların her biri bir yıldız gibidir. Ve her birinin kendine göre bir makamı, mevkii vardır. Ve bizler aslında bu yeryüzündeki yolculuğu tekrar o mevkiimize dönmek için yapıyoruz. O mevkiimize döndüğümüzde yolculuğu tamamlamış oluyoruz. O yolculuk işte her insanın gerçekleştirmesi gereken bir yolculuktur. İşte bütün kadim öğretilerde bütün peygamberler aslında insanı bu yolculuğa çağırır. Peki bu yolculuğu gerçekleştirmekte insanı alıkoyan nedir? Bu yolculuğu gerçekleştirmekte insanı alıkoyan en temel şey kaynağımızı ve kökenimizi unutmaktır. Bakın, niçin Allah'a inanmak çok önemli bir şeydir? Ama hakikaten Allah'a inanmak önemli bir şeydir. Yoksa işte birimiz Allah'a inanıyor, öbürü inanmıyor. Böyle bir şey değil. Allah'a inanmak nedir biliyor musunuz? Allah'a inanmak, Allah'ta var olduğunuzu idrak etmektir. Allah'ta var olduğunuzun farkındalığına yolculuk yapmaktır. Anne babanın evladı olmadığını anlamaktır. Yani ben anne babamın dünyaya bir araya gelmesinden oluşmuş bir varlığım şeklindeki aldanıştan kurtulmaktır. Allah'a inanıyorum demek kaynağımı Allah'a götürmektir. Bakın, gerçek varlığımı, ya bugün bir arkadaş, parantez içinde söyleyeyim bunu, İşte evrim var mı yok mu bununla ilgili kafasında zamanında birçok şüpheler, soru işaretleri olduğunu söyledi. Ben mesela bu konuda her zaman şuna işaret ediyorum. Diyorum ki bedeninizin hikayesiyle öz varlığınızın hikayesini birbirine karıştırmayın. Veya öz varlığınızın ne olduğunu birbirine karıştırmayın. Benim kullandığım beden evrimsel bir süreçle gelmiş olabilir. Yani sen dünya hayatında şu bedenin bir hücrenin çoğalmasından oluşmuyor mu? Konu bu mu yani? Ben bir hücre topluluğundan mı ibaretim? Bendeki bu kadar duygular, düşünceler, sonsuzluk algısı, benlik algısı, bakın bunlar çok önemli kavramlardır. Mesela sonsuzluk, hani deyim yerindeyse,
dünyada veya evrende bulamayacağım bir şeydir. Ama niye bu bende var? Niye bende sonsuzluk algısı var? Sonsuzluk kavramı var. Niye bende ben kavramı var? Niye ben ben diyebiliyorum? Bunlar, tırnak içinde söylüyorum, evrimsel sürecin kazalarından dolayı mı olmuş acaba? Bazıları öyle iddia ediyor. Evrim süreci tabii ki bazı kazalar nedeniyle böyle problematik şeyler de üretiyor. Ben dediğim şey, insan dediğimiz şey bedensel bir mekanizma mıdır? Eğer sadece bedensel bir mekanizmaysa onun tarihini araştırabiliriz. O evrimsel bir süreçle de gelmiş olabilir, başka bir süreçle de gelmiş olabilir. Ama ben idrakini, insan kavramını nereye oturtuyorum? Biyolojiye mi, bedene mi oturtuyorum? Yoksa spiritüel bir kaynağa mı oturtuyorum? Eğer spiritüel bir kaynağa oturtuyorsam, insan evrimleşen bir varlık değildir. İnsan evrim geçiren bir varlık değildir. O yüzden bazı sufilerin tasavvuf, ezelde olduğun noktaya geri dönmektir deyişini anlayamayız. Biz tabii ezel gibi kavramları da anlamak için kullanıyoruz. Yani zaman üstü manasında biz zaman üstü olarak olduğumuz şeye dönüyoruz. Olduğumuz asla dönüyoruz. Bu aslında bize neyi gösteriyor? Biz tırnak içinde evrim geçiren bir varlık değiliz. Ama biyolojik eklentimiz itibariyle evrim de geçirmiş olabilir biyolojik eklenti, geçirmemiş de olabilir. Allah'ın üflediği, deyim yerindeyse, ruhu alabilecek bir kıvama geldiğinde o zaman sen insan oluyorsun. Yoksa eğer o ruhsal özümüz, yani Allah'ın ruhumdan üflediği dediği şey olmadığında, tırnak içinde gelişkin bir maymun olmaktan öteye geçemezsin. Ama bak, bir maymunda sonsuzluk bilinci yok. Bir benlik idraki yok. Yani soyut bir benlik idraki yok. Bu insanda var, gördüğümüz alem içinde. Tabii ki başka varlıklarda da var ama hani gördüğümüz ne bitkide var, ne hayvanlarda var. Hani insanlar çok şeyi düşünürler. İşte hayvanların ölmesine çok üzülüyorum vesaire. Hayvanda senin algıladığın anlamda bir ölüm korkusu algısı yok ki. Sana ölüm korkusu yaşatan ne? Bak, hiç hayvanlarda o anlamda bir ölüm, yani şunu karıştırmayın. Her canlı potansiyel imkanlarını tamamlayıncaya kadar yaşamaya programlıdır. Bir çekirdek ektiğinizde filizlenmeye programlıdır. Bir yumurta civciv oluşturmaya programlıdır. Ama hayatta hiçbir tavuk görmeyiz ki böyle oturmuş, başını bir duvara dayamış, ben niye ölüyorum? Veya işte benim geçmişteki atalarım neredeler gibi bir hikayesi yoktur. Neden? Çünkü onda bunu düşünecek, bunu tefekkür edebilecek bir ben bilinci yoktur. Peki biz ben bilincine sahibiz. Problem nerede? Problem ben bilincine sahip olmak mı? Yoksa ben bilincinin yanlış noktalara referanslı hale gelmesini. Ben niye ölümden korkuyorum? O zaman şöyle mi diyelim? Ben bilinci başımızın belası mı acaba? Ben bilincine sahip olmak başımızın belası mı? Yoksa bir ilahi hediye ve imkan mı? Bu sorunun cevabı nerede durduğunuza bağlı olarak değişir. Eğer
kendinizi zamana, mekana, şartlara, ilişkilere, bedene bağlı bir şekilde tanımlıyorsanız, ben bilinci bir şanssızlıktır aslında. Bir yüktür, bir problemdir. Mutsuz olmanıza zaten bu sebep oluyor. Ölümden korkmanıza da bu sebep oluyor. İlişkileriniz üzerinden kendinizi değerli veya değersiz görmenize de bu sebep oluyor. Kendinizi birinden şanslı veya şanssız algılamanıza da bu sebep oluyor. Bütün başınıza bela olan şey aslında bu ben algınız olmuş oluyor. Ama hangi ben algısı bu? Sahte şeylere referanslı olan ben algısı başımıza beladır. Sahte şeylere referanslı hale gelince ne oluyor ben algısı? Büyük bir canavara dönüşüyor. Büyük bir hapishaneye dönüşüyor. Büyük bir kaosa dönüşüyor. Boşluğa dönüşüyor, acıya dönüşüyor. Mutsuzluğa dönüşüyor. Ha, bazen de mutluluğa dönüşüyor. Hani tamamen haksızlık etmeyeyim o benliğe ama sizi iki uç arasında sürekli dolaştırıyor. Ve siz o çemberde sürekli dönüyorsunuz. Hani papatya falı açar gibi, bazıları buna böyle alaycı bakarlar. İşte böyle papatya falı açanlar var ya, hepimiz papatya falı açıyoruz arkadaşlar. İstisnasız hepimizin elinde bir papatya var. Biz onun falıyla uğraşıyoruz. İşte seviyor, sevmiyor. Sadece bu mu papatya falımız? İşte anlaşılıyor muyum, anlaşılmıyor muyum? Kendimi ispat edebildim mi, edemedim mi? Kendimi gerçekleştirebilecek miyim, gerçekleştiremeyecek miyim? Kendini daha bilmiyorsun ki gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin falını açıyorsun. İşte beni anlayan bir insan olacak mı, olmayacak mı? Veya işte bu hayatı olgunlaşmış olarak mı tamamlayacağım yoksa gafil mi tamamlayacağım? Bunlar hepsi papatya fallarımız. Ve kendimizi bunun üzerinden tanımlıyoruz. Bunun üzerinden tanımladığımız için de ne oluyor? Artık papatya falı nerede bitecekse hikayemiz de orada onunla tamamlanıyor. Ve hepimizin tırnak içinde eğer bu düzeyde olduğumuzda papatya falı hep kötü sonla tamamlanacak. Sevdiğin bütün insanlar tırnak içinde ölecek. Ama sen ölümü nasıl algılıyorsun? Aslında şunu unutmayın arkadaşlar. İnsanların tuttuğu yas, yani ölüm karşısındaki tutumumuz aslında kendimize tuttuğumuz bir yastır. Kendi varlığımızı tamamladığına inandığımız bir ilişkideki bir insanın kaybından kaynaklanan eksiklik hissine biz yas gözüyle bakıyoruz. O yüzden insan aslında birçok ölümde kendine ağlar, kendine yas tutar. Hani deyim yerindeyse ben onsuz şimdi ne yapacağım der aslında. Ama gerçek kendilik gerçekleşse o benden önce yolculuğa çıktı, yani dönüş yolculuğuna. Ben de bir zamanı gelince, benim vaktim gelince ben de o dönüş yolculuğunu yapacağım. Hani farz et ki Almanya'da gurbettesin. Memlekete dönmek ne güzeldir, değil mi? Ama birisi yeni emekli olmuştur. Hemen dönüş yolculuğuna başlamıştır. Öbürü henüz 5 yılı vardır. 5 yıl sonra dönecektir. İnsan dönüş yolculuğu yapan bir insanın arkasından niye ağlar? Ha, geçici bir ayrılığın hüznünü duyabilirsin. Ama kendine ağlıyorsan bu karşındakinin dönüş yolculuğundan da habersiz olduğun anlamına geliyor. Aslında orada da dikkat edin. Ölüme karşı duyduğumuz hissiyat
ya umursamazlık şeklinde oluyor. Neden umursamıyoruz? Hani bazı insanlar vardır, işte bir yakınını şey yapar, mezarlığa götürür, defneder. 5 dakika sonra veya 1 saat sonra bitmiştir. Hemen başka bir şeye dalar. Neden? Aslında bir benlik sana şunu söylüyor. Bu defteri bir an önce kapat. Bir an önce bu ölüm hikayesinden çık. Neden? Çünkü bana kendimi iyi hissettirmiyor der bir benlik. Bu da sahtedir. Aslında bu da bir kaçıştır. Bu da bir ben hikayesidir. Bu da sahte bir ben hikayesidir. Bir insanın günlerce, aylarca, hatta bazen yıllarca yas tutması da aslında sahte bir benlik hikayesidir. Birinde kendini ölümden kurtarmak için kaçıyorsun, birinde ölümün senden kaçırdığı bir şeyin acısını duyuyorsun. Sanki ölüm senden bir şeyi aldı, senden aldı, sana ait bir şeyi aldı veya tırnak için senin bir parçanı almış oldu. Bakın, bizim olayları algılama biçimimiz bu tuzakların içinden geçiyor. Ve biz bunların hepsini normal kabul ediyoruz. Veya yas tutmayı sevgimizin derecesiyle ölçüyoruz. Ne kadar çok yas tutarsan o kadar seviyorsun demektir. Ne kadar çok ağlarsan o kadar o kişiye kalbinde büyük bir yer ayırıyorsun demektir diye bakıyoruz. O yüzden hani sorgulanacak çok şey var aslında dikkat edersek. Ve aslında bu gibi hikayeler bize neyi hatırlatır? Senin ben bilincin nerede? Senin ben bilincin ne şekilde şekillenmiş? Bunların hepsi irdelenmesi gereken şeylerdir. Eğer birisinin ölümü veya birisinden ayrılmak bende bir eksiklik oluşturuyorsa, o zaman eksilen bu ben nasıl bir şeydir? Bunu sormak durumundayım. Demek ki ben eksilen bir varlık mıyım? Hani böyle çok meşhur, belki duyduğunuz bir sözdür. Zaman zaman rastlıyorum. İşte ben insan biriktiriyorum. Aslında bunun altında şu yatıyor. Sen biriktirdiğin insanlarla olan ilişkili ağlarından ibaretsin. Sen buysan hani vay senin haline. Biriktirdiğin her insan ya senden önce ölecek ya sen de onlardan önce öleceksin. Biriktirdiğin bütün tırnak içinde ilişki ağı bir pamuk ipliğine bağlı. Peki sen nesin? Sen ilişkilerin üzerinden şekillenen bir varlık mısın? Hani bazı insanlar vardır ve işte birbirlerini çok severler. İşte birisi diğerinden daha önce ölür. İşte bir parçam gitti. Sanki yarıya bölmüşsün. Diğer yarısı yok. Yarım kalmış. Niye? Tabii beni burada inşallah duygusuz ve gayri insani biri olarak görmüyorsunuzdur. Bakın burada biz bazen duygusallık tuzağına düşebiliyoruz. Duyguları da böyle çok yüceltiyoruz. Duygular kötü şeyler değildir. Duygular bir şeyleri tanımlamak için kullandığımız, mesela bir şey uygun mu değil mi? Bir şey benim tabiatıma uygun mu değil mi? Bir şeye ihtiyacım var mı yok mu? Duygular bu gibi analizler için kullanılmak üzere bize verilmiş şeydir. Yoksa kendimizi tanımlamak için değil. Mesela bana kendimi değerli hissettiriyorsun. Böyle bir şey olmaz. Değerli hissetme duygusu sana niye verilmiş? Gerçek kendini bil ve onun değerinin farkına var diye verilmiş. Dolayısıyla
özümüzden, gerçek kendimizden kopmuş bir şekilde duyguları kullanmak, düşünceleri kullanmak bize çok pahalıya patlar. Neden? Çünkü gerçek kendinin yerine sahte bir kendi alanı oluşturursun. Ve kendini onun üzerinden tanımlama hikayesine kendini kaptırırsın. Ve orada bir yuva oluşturursun, orada bir kimlik oluşturursun, orada bir benlik kurgusu oluşturursun. Ne zamana kadar? O hikaye yaşarken yıkılana kadar veya ölümüne kadar. Neden sana bu acı verir? Çünkü yanlış yerde bir hikaye kurmuşsun. Yanlış bir yerde kendini tanımlamışsın. Yanlış bir yerde varlığını algılamışsın. Kendini mesela ilişkin üzerinden var hissediyorsun. Ve tırnak içinde söylüyorum, o düzeyde de öyle hissedersin. Zaten bizi en çok yanıltan nedir? Öyle hissediyoruz. Hani kolay kolay şüphe etmeyeceğim bir şey gibi geliyor. Hani depremde insanın aslında en çok sarsıldığı şey nedir? En sağlam olduğuna inandığım bir şeyin aslında sağlam, tırnak içinde sağlam olmadığı aslında, değil mi? Hani bu koltuk düşebilir, bu direk paslıdır, devrilebilir, bu çatı düşebilir. Ama yer sağlam ya. Yer sabit yani. O sağlam bir şey. Bir bakıyorsun o da sarsılıyor. Aslında bizler o yüzden depremden çok ürkeriz. Yani deprem psikolojisi o yüzden çok sarsıcıdır. Neden? Çünkü en sabit zannettiğin ve hani en güvendiğin bir şey hiç de düşündüğün gibi değil. O yüzden insanların deprem sonrası psikolojileri biraz bozuluyor. Neden? Yere bile güvenmiyorsun artık. Anlatabildim mi? Yani yer bile sarsılabilir, yarılabilir. Aslında o, tırnak içinde söylüyorum, hani hiçbir şey Allah'ın yerini tutmaz. Bunu idrak etmek için güzel bir vesiledir aslında. Hani bak, yere de güvenme. Hani biz psikolojik olarak farkında olmadan yere güveniriz yani. Havaya o kadar güvenmezsin. Hava değişken olabilir. Ama yer sabit bir şeydir. Toz kalkabilir ama yer sarsılmaz. Depremde ne oluyor? Yer sarsılıyor. Biz niye ağır travmatize oluyoruz bazı olaylarla? Çünkü o bir şeylerle oluşturduğun benlik sarsılıyor. Mesela düşünün, böyle hafızanızı yitirseniz ne hissedersiniz? Mesela günlük bir hafızanız var, yarına hiçbir şey kalmıyor. Evet, böyle bir film de vardı. Mesela ben hafıza mıyım acaba? Ben beden miyim acaba? Mesela bazen bedenimize bir şey geldiğinde epey sarsılırız. Mesela işte ben insanlara o kadar bağlanmıyorum. Zaten bağlanamıyorsun. Mizacım buna yatkın değil. O yüzden bağlanamıyorsun. Bu bir avantaj değil veya bu bir olgunluk işareti değil. Sen de belki bedene çok odaklısın. Bedenin aktif ve işler olmasına çok odaklısın. Acaba bir sabah kalktığında sağ kolun hareket etmiyor olsa ne hissedeceksin? Değil mi? Mesela orada bir şey sarsılacak mı? Yoksa bugün kol işlemiyor. Muhtemelen bundan sonra da işlemeyebilir.
Hani doktora gidelim bakalım, bir şey yapacak bir şey varsa bakalım, ama yapacak bir şey yoksa da bundan sonra bu sağ kolu veya sol kolu kullanamayacağız. Hani arabanın bazen kaza yapar, tamponu düşer değil mi mesela? İşlemez hale gelir. Veya bir şey vardır orada, atıyorum kliması vardır ama bozulmuştur, artık çalışmıyordur değil mi? Ne hissediyorsun bu durumda? Ne olursa sen sanki azalmış hissedeceksin. İşte oraya bakmak gerekiyor. Orası senin sahte benliğinin merkezidir. Bu herkes için değişebilir. O yüzden hani mesela diyelim ki ben ilişkilerimde o kadar yıpranmıyorum. Ya gidenin peşine düşme, gelene bak diye bir hikayem vardır. Çok takılmıyorumdur ilişkilere. Bu benim olgun olduğumu göstermiyor. Veya çok duygusal değilim. Duygulara o kadar takılmıyorum. Bu benim olgun olduğum anlamına gelmiyor. Herkes bir birey olarak benlik hikayesinin en çok nereye oturduğuna dikkat etmeli. Evet. Mesela altının kaygısı, yedinin keyifliği, unutamazlığı. Onlar da şimdi psikolojik bir zemin. Yani psikolojik düzeyde çok cesur olmam beni olgunlaştırmış anlamına gelmiyor. Bakın burada psikolojik doğallık, psikolojik sağlıklılık ile psikolojik özdeşleşmeyi ayırmamız gerekiyor. Psikolojinin sağlıklı olması iyidir. Atıyorum ben diyelim ki uzun yıllar kolum işte yanlış kaynadığı için iyi kullanamıyorum. Sonra bir doktor diyor ki ya bunu diyor tedavi edebiliriz. Tedavi ediyor. O iyi kullanamadığım kol iyi kullanılır hale geliyor. Şimdi bu bahsettiğimiz anlamda kendilik farkındalığı veya sağlıklılık anlamına gelmiyor. Psikolojik düzeyle özdeşleşmemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Psikolojik düzeyle özdeşleşmemek, atıyorum sadece işte kendimi değersiz hissediyorum. Çözüm ne? İşte biraz pozitif ilişkilerim olsun. İşte o arada da biri beni çok sever, çok takdir ederse acayip değerli olduğumu hissediyorum. Bu mudur sağlıklılık? Hayır, bu değildir. Veya yıllarca başarısız olmuşum. Kendime sen başarısızsın, beceriksizsin demişim. Sonra bir eğitime gitmişim. Nasıl başarılı olur eğitimi almışım. Oradan bir yürümüşüm. Tırnak içinde Allah da yürü ya kulum demiş. Başarılı olmuşum. Ne oldu şimdi? Ben kemale mi erdim? Hayır. Bir özdeşleşmeden başka bir özdeşleşmeye gittim. Bu şu demek değil. Başarılı olmakla daha doğrusu şöyle bir şeyle söyleyelim. Potansiyelimizi açığa çıkarmakla potansiyelimizi göremeyip açığa çıkaramamak aynı şeydir anlamında demiyorum. Sen diyelim ki ben beceriksizim, başarısızım diyerek Allah'ın sana verdiği potansiyeli kullanmıyorsun, unutmuşsun. Ben beceriksizim, başarısızım diyerek orayı bilinçsiz bir şekilde kapatmışsın. Peki biri sana bunu gösterdi. Bak sen burayı potansiyelini çok örtmüşsün. Senin aslında bir kabiliyet ve kapasiten var. Bunu şöyle şöyle açığa çıkarabilirsin. Şu düşünceleri bırak. Bu düşünceler seni engelliyor. Ve bu şekilde diyelim ki potansiyelini açığa çıkardın. Tabii ki potansiyelini açığa çıkarmak çok iyidir çıkarmamaktan. Ama kendini başarılı biriyim kavramı üzerinden tanımlıyorsan bir uçtan başka bir uca gitmişsin demektir.
O yüzden bizim her zaman üzerinde durmaya çalıştığımız temel nokta budur. Evet, psikolojik mekanizmamızı sağlıklı hale getirmeliyiz. Ama biz psikolojik mekanizma ile özdeşleşmemeliyiz. Örneğin, insanlara yardım edebilirsin. Ama ben yardım eden bir insanım. Bu sahte bir şey. Allah sana yardım etme imkanı vermezse ne yapacaksın? Yok mu oldun? Eğer o benlikle özdeşleşirsen, ben çok insanda görmüşümdür. Diyelim ki yaşlanır, imkanları azalır, sağlık durumu engel olur. Artık insanlara o kadar yardım edemez, destek olamaz. Güzel bir şey olur. Ben ne işe yarıyorum ya? Ölsem daha iyi. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi işe yaramaz hissediyorum. Diyorum ki bak burada bir hikaye var. Neden bu hikaye var? Neden böyle üzücü bir hikaye oluştu? Çünkü sen kendini ben yardım ettikçe varım. Ben yardım edersem varım. Ben insanlara destek olabilirsem varım. Hikayesi üzerinden tanımlıyorsun. Peki yardım etmek kötü mü? Yardım etmek kötü değil. Peki kötü olan ne? Kötü olan senin kendini yardım etmek üzerinden tanımlamış olman. Bakın bu çok önemli ve ince bir ayrımdır. Çok önemli bir ayrımdır. Mesela kendini bir şeyin yapıp etme üzerinden tanımlarsın. Bir şeyi yapıp ettiğinde iyi hissedersin kendini. Ama yapıp edemediğinde de kötü hissedersin. Mesela dersin ki ben bu konuyu çok iyi biliyorum. Sonra o konuyu senden daha iyi bilen biri senin bazı şeyleri bilmediğini sana göstermiş olur. Mesela kötü hissedersin kendini. Neden? Çünkü o konuyu iyi bildiğini düşünen biri olarak kendini tanımlıyorsun. Sen kimsin? Ben şu işleri iyi yapan biriyim. Ben şu konuları iyi bilen biriyim. Ben insanların saygı duyduğu biriyim. Ben insanların ihtiyaç duyduğu biriyim. Ben insanlara dayanak olan biriyim. Hani bazı insanlar da vardı ya, iyi ki varsın. O da egomu şişirir. Ben de iyi ki varım derim. Birilerine dayanak olduğumu düşünürüm. Egom oradan şekillenir. Bu nedir? Bu sahte bir yer üzerinden, sahte bir şey üzerinden. Bakın buradaki sahtelik olayın kendisi değil. Mesela yardım etmek sahte bir şey değildir. Ama senin kendini yardım etmek üzerinden tanımlaman sahtedir. Cesur olmak sahte bir şey değildir. Ama kendini cesaret üzerinden tanımlaman sahte bir şeydir. Bir gün öyle güçlü biri karşına çıkar ki senin cesaretin sıfıra düşer. Peki o zaman sen kendini nasıl tanımlayacaksın? Bakın bunu çok güzel bize anlatan, birçok yönden de analiz edilebilecek bir olaydır. Hudeybiye olayıdır. Peygamber 400 kilometre yaya bir şekilde veya develerle her neyse yol almışlar. Allah'ın gösterdiği bir rüya üzerine yola çıkmışlar. Fakat engellenmişler. Bakın dikkat edin, orada Mekke'nin o dönemki müşrikleri müminlerin bir yerden sonra adım atmasına engel oluyorlar. Ve o anda müminlerin fiziksel olarak, silah olarak mücadele etme imkanları yok. Zaten silahla gelmemişler. Bir dini ziyaret için gelmişler. Fakat orada hem Arap gelenekleri açısından hem de insani ölçüler açısından engellenmeleri aslında yanlış bir şey. Yani Arap örfünde, o dönemki Arap geleneğinde Allah'ın evini ziyaret etme niyetiyle gelene engel olunmaz. O niyetle gelene şey konmaz, engel konmaz.
Fakat engel koyuyorlar. Ve peygamber bir türlü o engeli aşamıyor. Hani ne derse, ne tür öneri getirirse getirsin, hayır diyorlar. Siz buradan bir adım daha ileri gidemezsiniz. Siz Mekke'ye giremezsiniz yani. Ve asla bu fikrimizden dönmeyeceğiz diyorlar. Hemen hemen bütün Müslümanlar orada çöküyor, demoralize oluyor. Kimisi acziyet hissine düşüyor Hazreti Ömer gibi. Hani bu acizliği kabullenemiyorum diyor. Neden? Çünkü güçlü olma benliğine odaklı bir şekilde bakıyor. Veya biz haklı değil miyiz? Haklıysak bizi engelleyemezler gibi bir hikayeye tutunmuş. Herkes demoralize oluyor. Herkes böyle bir çöküyor. Kimileri öfkeleniyor, kimileri duygusal olarak çöküntüye uğruyor. Peygamber hariç. Peygamber direkt olarak orada ne yapılacağına odaklanıyor. Ve bakın orada eğer rivayet doğruysa çok önemli ve anlamlı bir şey de gerçekleşiyor. Bir anlaşma hazırlanıyor. İşte anlaşma Allah'ın elçisi Muhammed'le Mekke'nin başkanı falan kişi arasında diye başlıyor. Müslümanlar bunu hazırlamışlar. İmzaya gelince Mekkeliler diyor ki buraya yanlış yazılmış. Biz senin Allah Resulü olduğunu kabul etmiyoruz ki. Nasıl Allah Resulü Muhammed? Olmaz böyle bir şey diyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed olacak orası. Bakın çok önemli bir şey. Biz olsak ne yaparız? Direnç gösteririz. Sana ne deriz, sen kim oluyorsun deriz. Türlü türlü dirençler oluşur. Peygamber direnç göstermiyor. Neden? Çünkü kendini onun üzerinden tanımlamıyor. Veya o hani Allah'ın Resulü olduğunu bilmiyor mu? Kendinin bilmesi yetmiyor mu? Hayır, siz de kabul edeceksiniz diye mi diretiyor? Hayır. Birilerinin kabul etmemesini de asla varlığının ve kimliğinin sarsılması olarak görmüyor. Diyor ki tamam diyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed yazın diyor. Bu bize ne gösteriyor? İşte bu insanın özdeşleşmelerinin neye mal olabileceği ve insan özdeşleşmediğinde ne kadar özgür olduğunu gösteriyor. O yüzden İslam tarihini bu anlamda daha derinden okumaya ihtiyacımız var. Yoksa o Hudeybiye anlaşması, işte Müslümanlar orada anlaşma yaptılar ama o anlaşma onların lehine oldu falan diye, hani hep böyle tırnak içinde söylüyorum, hep böyle dünyevi ve zahiri düzeydeki kazançları üzerinden düşünmeyin. Burada peygamberin neyini görüyoruz? Özdeşleşmeme bilincinin en mükemmel örneğini görüyoruz. Bugün bize anne babamız seni evlat olarak kabul etmiyorum dese ya öfkeleniriz ya da kırılırız, değil mi? Halbuki sen bilirsin, beni nasıl kabul etmek istiyorsan bu konuda özgürsün, bu senin alanın diyebiliyor musun? Değil mi? Diyebilmek gerekir. Bunu da hani öyle hani atarlı giderli ifade etmek değil, doğal bir yerden. Hani anne baba sen beni istediğin şekilde tanımlayabilirsin, bu senin alanın ve buna saygı duyuyorum diyebiliyor musun? Diyemiyorsan o zaman üzerinde çalışacağın yerler var demektir. Konu senin alanın. Başkasının yanlışlığı olabilir, bir şeyi yanlış görebilir, bir şeyi eksik görebilir. Bir şeyi çarpık bir şekilde görebilir. Bu annen baban da olabilir, en yakının da olabilir. Orada şu ayrımı yapabiliyor musun? Ya ben kendimin farkındayım.
Allah da kendimin ne olduğunun farkında. Burada bir problem yok. Yani burada sarsılacak bir şey yok. Başkasının algısı onunla ilgili diyebiliyorsan, işte sen Hudeybiye'nin bilincine varmış demeksin. Teşekkür ederim. Olur.